Ben Nermin Özcan Songur, Ümraniye Halk Eğitimi Merkezi resim öğretmeniyim. Sergimizde 104 tane eser var. İki farklı grup öğrencinin çalıştığı çalışmalar bunlar. Biri merkez binamızdaki öğrencilerimiz, diğeri de Ümraniye Tehditine Kapalı Cezaevindeki öğrencilerimin çalışmaları. Yağlı boya ve akrilik çalışmalarından oluşuyor sergi. Sergimizde 104 tane eser var. Tutuklu hükümlü öğrencilerimle birlikte çalışıldı bunlar. Onlar atölyelerinden kendi ruh dünyalarını yansıtarak ortaya çıkardılar. Hiçbir şekilde ellerine fırça almamış öğrenciler. Bir sezon eğitim verdim onlara ben. Cezaevine birebir giderek eğitim veriyoruz. Sonrasında tekniği öğretiyorum, boyayı öğretiyorum, rengi öğretiyorum ve böyle güzel eserler ortaya çıkıyor. Aslında şöyle, cezaevindeki öğrencilerim özveriyle çalışıyorlar. İnanılmaz ilgililer diyebilirim. Yetenek çünkü herkese olmayabilir ama resim öğrenilebilir bir şey. Biz sanatın iyileştirici gücünden faydalanarak onlara eğitim veriyoruz. Bu Ümraniye Belediyesi'nde açtığımız 3. resim sergimiz, hatta aynı isimle açtık. Hayat resimle başlar, sanatın yaşı yoktur diyerek. 4. de inşallah olacak. Yine bir güzel anla beraberiz. Bugün Ümraniye'mizde, efendim, Aralık ayının bu pazartesi sabahında sanatseverlerle bir araya geldik. Çok güzel bir sergi açtık. Bu sergide 100'e yakın eser var. Bunlar hem Ümraniye Cezaevindeki kardeşlerimizle birlikte hem de diğer sanatsever abilerle, ablalarla birlikte yapılmış eserler. Nermin Hocam'ın hocalığında Halk Eğitim Merkezimiz, hem İstanbul Halk Eğitim Merkezi hem Ümraniye, hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz kaymakamlık aracılığıyla, hem de belediyemiz işbirliğinde, hem de savcılığımızla birlikte bu sergi böylece vücuda gelmiş oldu. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, sanatla meşgul olmak, bir sanatla, bir kültür eseriyle meşgul olmak, bir sporla meşgul olmak devletin ana damarlarını meydana getirir. Ümraniye'de bunun olması, efendim, bu sanat eserlerinin vücuda gelmesi, ortaya çıkması bizi çok çok, efendim, sevindiriyor. Bunların devamını diliyoruz inşallah. Gençler sanatın içinde olmalı. Okullara gittiğimizde mutlaka gençlere diyoruz ki öğreniminizi her yaşta yapabilirsiniz. Ama bir sanat dalıyla, bir musikiyle, bir resimle, bir edebiyatla meşgul olmanız size çok şey kazandırır. Üniversitede kazandırır, hayatın her dalında kazandırır. Veya bir spor dalıyla meşgul olmanız sizi diğer insanlardan farkındalık haline getirir. Bu sebeple gençlerimize lütfen kendinizi bir sanat dalıyla meşgul edin. Meşgul edin ki hayata daha iyi bağlanırsınız, daha çok sevilirsiniz, kendinizi ve insanları daha çok seversiniz. Dünyayı daha iyi tanırsınız diyoruz. Sanat, sanat için yapılır. Sanat, insan için yapılır. Sanat, her şey için yapılır. Ben Semra Şen, Halk Eğitim Merkezi resim kursunda Nermin Hoca'nın öğrencisiyim. Bu dönem İstanbul için hazırlık yapıyoruz. İstanbul şehrimiz için hazırlık yapıyoruz. Sergi hazırlığı. Hocamız sağ olsun, onun rehberliğinde, onun liderliğinde. Gerçi bize hiçbir iş bırakmaz. Her şeye kendisi koşturur, hazırlar. Çok titizdir bu konuda. Ona bir kez daha hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Nihal Daban, emekliyim.
Emekli olduktan sonra da resme başladım. Hocamıza teşekkür ediyorum, Nermin Hoca'ya. Malike Selçuk, Halk Eğitim Merkezi'nde öğrenciyim. Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın söylediği bütün şeyleri, ben de aynı duyguları paylaşıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Zuhal Karabacak, ben de Halk Eğitim Merkezi'nde resim bölümünde kursiyerim. Nermin öğretmenimizin öğrencilerindenim. İyi ki onunla tanışmışız. İyi ki bizim öğretmenimiz olmuş. Ona çok teşekkür ediyoruz. İsmim Fidan. Ben de Halk Eğitim Merkezi'nde arkadaşlarım gibi resim kursunda Nermin hocamızın öğrencisiyim. Nermin hocamıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Hepimiz için çok öğretici bir süreç oluyor. Güzel bir etkinlik. Teşekkür ediyoruz.